istediği renklere bir karar verelim. Nedir istediğimiz renkler? Burada bu arada çok kötü gösteriyor. Yani burada gördüğün şey olmuyor sonuç. Hmm. Bu modeli boyamayı beceremiyor komutan yani. Bak komutan fırçası, boyaları falan evet. var. Onlarla yapıyor. Ama beceremiyor. Burada gördüğün şey çıkmıyor sonuçta yani. Şey, ne renk istiyorsun? Logo olarak ne istiyorsun? Ne istiyoruz? Ay gördüm ben. Ben ay severim. Croissant'ı moon şeklinde alalım. Renklerimizde primary çift. Metalik istiyorsan eğer sağa sola kaydırarak oluyor galiba. Metalik istiyorsan biraz ileride metalik renkler var. Bunlar pastel. Bak ha bunlar metalik renkler. Daha böyle krom. Evet fark etti. Şeyler. Ama pastel istiyorsan onu bilmiyorum. Bir de adınızı da tabii. Mitsubishi's Marauders şu anda adınız. Ona Türk kası falan gibi bir isim koymak istiyorsan sen bilirsin yani. Evet dur. Ha tamam yani bunun adı başka bir şey olamaz. Palsoka I yazamadın. Robotları o zaman. Çocukları mı? Palsoka robotları değil mi? Palsoka robotları evet. Robor. Çünkü robot. Bor'la çalışıyor. Robot. Bor'la çalışan robota Robor denir. Palsoka robot. Evet bunu yetkili serviste söyleyeyim ben. Robor yapıyoruz biz. Renklerimiz nedir Palsoka robotları? Renklerimiz nedir? Şimdi secondary renk bir yerde bir yeşil olmalı şimdi ilk. Oh. Böyle görünmeyecek ama dediğim gibi. Evet. Şöyle. Sen o yüzden benim önerim bir primary bir secondary rengi seç. Nasıl göründüğüne git McLaren'den bak. Buradan beceremiyor bu adam boyamayı. Tamam o zaman. O accent bu köşedeki bacaktaki küçük süsler. Sanırım turuncu ve yeşil gibi tam bir çingene pazarı şeysi. Tamam. Bir bakalım nasıl olacak. Bak bakalım McBain'e. Şimdi demin Vindicator görünüyordu. Şimdi abi aşağıda bak en altta pattern 3 yazıyor. Aha. Oradan patternleri oyna. Döndür istersen Mac'i falan öyle bak biraz. Bununla istediğin gibi oynarsın. Bak mor aksamları evet. Nereye koyuyor falan. İstediğin gibi oynarsın. Okey şu aşamada. Böyle birisi deriz biz. Yeşilli turuncu mudur artık kırmızı mıdır öyle bir şeysin. Benim eski overused majoret arabalara benzedi şimdi. Majoret tabi be. Aslında majoret de güzel bir Mac Company ismiymiş. Abi şimdi önce insanını yap. Evet. Mac'lerde zaten bir şey yok. Evet. Biz göreve çıkmaya hazırlar. Ha demin dedin ya sıyrık vardı. O sıyrıklar sorun değil. Turuncu bir şey görmediğimiz sürece Mac'lerimizde sıkıntı yok. Okay. En önemli insanlar. Baggio gelmedi. Biruni geldi ve bugün onun için önemli bir gün. Pasta günü. Evet. Çünkü ilk level'ını alıyor. Değil mi? Bulvar evet. oluyor. Evet. God tebrik edelim. Glory. Yalnız 1600'ün tamamı tam çalışılmış bir pozisyon. Yani şeyimiz teknik direktör planlı evet. gidiyor. Aynen. Ne aldı abi? Bak ne alıyor diyor. Bir confirm et peki. Şey. Bir health zaten almıştı. Hı hı. Bir öncekinde. Bir recoil penaltı aldı, azaldı. Şu evet. anda bizi ilgilendirmiyor. Çünkü tek bir otokenin yok. Bütün squadımız enerji weapon çalışıyor bizim. Orada bir problemimiz var bu arada. Fazla ısınan bir squadız aslında biz. Bir tane şeyimiz olsa otokenınlı adamımız iyi olacak. Peki abi. Öbür adam Kamil gelmedi. Öbür Mitsubishi adam hani Mitsubishi'ye bakalım ama yani daha yolu uzun. Onun da 1600 olmadı. Mitsubishi'nin bir dahaki alacağı level Gunnery mi? Herhalde. Evet. Herhalde, bence tabii. De. Ateş bölmek ne demektir? İşte öğretir bize o zaman. Yani mesela Nehir'e bakalım. O da sadece 500. Ama o bir yerlere gidecek. Nehir'e gidecek Nehir. Nehir ne olacak? Skirmisher Flanker. Yani evet. bir Gunner'ı bir Pilot'ın her şartta olacak. Hı hı. Evet. İlk olarak
şu anda verilecek olan ve taktiks de olacak zaman içinde ama Guts'ı 4 yapmak level'ından bağımsız olarak artı bir hit point verdiği için şey şimdi hemen level'ına gidemediğine göre Nehir ve Nehir'in iki tane özelliği de yani Ace Pilot Milo, Sure Footing Pilot'ındaki ve yukarıdaki atış bölmecinin ikisi de olmasa da ya ikisinin olması bu bulvar ya da sensörler kadar ölüm kalım meselesi değil. Onlar hep güzel katkılar ama ölüm kalım meselesi değil. O yüzden bu Skirmisher Flanker karakterler hemen Primary Feat'e gitmek yerine çok önemli bazı şeyleri, örneğin artı bir hit point gibi yapabilirler. Anladım. Artı bir hit point çünkü bir wound yediği zaman 15 gün mü 35 gün mü yattığını falan değiştiriyor. Evet. Benim önerim madem acelesi yok beklet bir dahaki mission'a da gelsin Guts'ından bir artı bir hit point al. Okey. Monsieur'ün var galiba ama o da zaten bulvarka alacak dedik. Çünkü evet. Guts 1 şey pardon piloting 1 Guts 2 diyor değil mi? Brawler diyor. Evet. Tamam Guts eğer tıklanacaksa yani Guts zaten gidecekse hemen bulvar kalmak işimize yarar. Sonra piloting'den yürür. Evet. O zaman abi başkası da yok galiba. Yok. Tamam. Bir dahaki mission'a gidiyor muyuz? Tabii canım. Mola veriyor muyuz? Ne istiyorsun? Ha, bir mola verebiliriz. Bir hadi bir mola işeyelim, verelim. Bir su içelim. Tamam. Moladan sonra devam edelim. Ben de işeyim. Ben az önce kendimi ilk defa bir Mösyö yayında böyle otururken buldum yani. O gün de gelecekti. Kayıtlıyız evet. Abi. Evet, eyvallah. Şimdi galiba sensör lock almadık değil mi? Henüz sensör lock'lı adamımız yok. Yok. Yani iki... O zaman sensör... İki mission kaldı abi. Bu iki mission'dan sonra iki sensör lock, iki bulvarkla çıkacağız bu gezegenden dedik. İki bulvarkımız bu var. Var. İki sensör lock için bir mission'a birer tane sensör lockçı adam götürmen lazım. Birine Baggio, diğerine de şey gelecek. Yol gezer miydim? Evet. Bu iki mission'a bunlar birer tane gelecekler. Hı hı. Belli ki. Bulvark olanları yine almaya devam edeceğiz. Çünkü bulvark ihtiyacını giderecekler. Yani o mission'da bulvark lazım. Hı hı. Demek ki scoutlardan biri ve bulvarklardan biri gelecek hep. İki mission'a da. Evet. Evet. O zaman geriye iki kişi kalıyor yetiştirmeye devam etmek için. Bundan sonra artık yetiştirme şey abi kime ihtiyacımız var ve hangisi öncelikli diye düşünerek gideceğiz. Ama hiçbir pilotu çok da geride bırakmamak ve kolay mission hani nispeten kolaymışın dediğim mission'larda alıp level'lamak ufak ufak lazım. En uzak adamlarımız hatırladığım kadarıyla şu anda Nehir'le Kamil. Hayır onu demiyorum. En şey açısından, önem açısından lazım olacak o adam. Şu anda mesela Brawler acil değil. Biz Monsieur'yu, Brawler'ı uzun süre Bulwark diye kullanacağız. Ona uygun mekimiz olana kadar. Ama level'lamak lazım. Onun dışında zaten Vanguard yapmadık henüz galiba değil mi? Yaptık mı? Seçtik mi Vanguard? Seçmedik henüz. Yok. Yok. Tamam. Demek ki en önemsiz adam şu anda Monsieur. Level'lanması en önemsiz adam. Ama Bulwark'ını alsak iyi olacak. En acil adamları yapmak üzereyiz. Ondan sonrasını konuşuruz. Sen şimdi yeni bir mission seçelim. Monsieur'de bu arada şöyle bir sıkıntı var. Onu da göstereyim. Monsieur'de ne sıkıntı yok ki? Bu Mitsubishi ama. Pardon. Şimdi Bulwark için 1600 lazım ya. İki tane yarım yıldızlık göreve geldiğinde yetmeyecek. Tam 1500'de kalacak. Senin bunu söylemene çok sevindim. Ben söyleyecektim. O yüzden Mösyö'yü götürme şu anda. Madem acil değil. Götürme Mösyö'yü. Çünkü boşuna olacak. Ve en uzun vadeli yatırımımız Mösyö. Aralarda ufak ufak level alır. Evet. Oh. Eyvallah. Bir training modül yapabilirsek bir ara. Bu gemiyi upgrade'ler yapıyoruz ya. Training modül, yolculuklarda bilmem ne. Özellikle düşük level adamlara böyle küçük küçük 100 experience'lar verir. Onlar işte bu bozuk paraları tamamlamakta i̇yi, çok faydalı olurlar. İyi olurmuş o. Yani zaten yapamazdık sanıyorum. Şu anda power conduit'lerimiz yetmiyordu ve biz en doğru yatırımı yaptık. Yani bunu herkese öneriyorum. Önce early game'de Mac'lerin, açsana engineering'i. Ship upgrade'i.
Onu da görelim bu arada. Bak training modül en sağda. Ne istiyormuş training modül? Bir tıkla bakayım. Power conduits. Önce geminin power sistemlerini bir onarın diyor. Hmm. Ama doğru ve lazım. Çok uzatmadan onu yapmak lazım ama ilk olarak hemen repair'e bonus. Çünkü yaralandığı zaman zaman kaybı çok büyük zaman kaybı. O günleri her bir meke 2 gün 3 gün eklemesi çok değerliydi. O yüzden oraya gidelim dedim. Bir dahaki 90 bin çok da pahalı da değil. Hı-hı. Biter bitmez power conduit'leri onarsınlar. Evet. Deriz zamanı gelince herhalde 15 gün sonra filan. Bir görev seçelim abi. Okey. Yani iki tane görevimiz var seçebileceğimiz. İkisi de battle. Doğru. Biri lowland, biri desert. Fiyatlar da çok yakın. Bunların arasında gerçekten çok ciddi bir fark yok. Bir de Darius'a bakıyorum. Letter of Mark'ı da görelim. Oradaki teksti görelim. Ha bak burada farklı bir şey söylüyor. Pilotlar deneyimli olabilir. Mekler ha, böyle şeyler eskidir. Vardır. Ama pilotlar deneyimli olabilir. Şaşırtabilirler diyor. Yani burada karşımıza gerçekten bizde olmayan skill'lere sahip. Eski kurt. Ateş, eski kurt, atış bölebilen, işte ne bileyim sensör, ki bunlar çok yüksek level skill değil ama atış bölebilen, sensör laklayabilen, bulwark falan adamlar çıkabilir artık karşımıza diyor. O bir de şey parametremiz var. Biyom. Sen söyle abi, ikisini de yapacağız sonunda. Abi yani bir düz çöl gördük zaten. Tamam. O zaman Lowland'e gidelim. Biz bu gezegende bu iki küçüğü yapıp sonra hı-hı, bitirme sınavı olarak distraction'ı yapıp gidiyoruz değil mi? Evet, mantıklı. Gezegeni de sadık sadık bitirdik yani. Çok güzel çıktı görevler. Hepsi gidilebilen görevler yani. Hı-hı. Pekala. Bu Lowlands'daki hangisi deneyimli olabilirler? Evet, şimdi deneyimli. Evet. Ama mekleri çok iyi olmayacaktır dedi. Dolayısıyla çok fazla parça peşine düşmek mantıklı olmaz. Hı hı. Yani burada korktuğumuz şey heriflerin experience'ı. Pilotlardan korkuyoruz aslında yani. Ne diyorsun? 1'e 7 makul geliyor o yüzden bana. Evet. Biz geçen bir şeyde niye bir şey seçmedik? Bir şey seçmeyecektik. 3. Ha sadece üç, para üç, aldık geçen bir şeyde. Tamam. 3-0 dedi. Ama ne o 3 tanenin geldiğini bile hatırlamıyorum ben. Şöyle. Ben de görmedim. Şimdi fark ediyorum. Belki... Evet, 0. Belki random vermiştir. Bak bilmiyorum ben de. Görmedik gerçekten. 0-3 olunca hani ne verdiğini bile göstermeden atıyor demek ki. Öyle mi? Enteresan. Yok be gösterir ya. Bilemedim bak. Ama şimdi 0-3 yapma. Şimdi. Yok yani ben şeyi göstermek açısından yaptım. Mesela 1'e 5 ya da 1'e 7. Aradaki fiyat farkı 50 bin mi? Evet. 50 bin. İki parça için 50 bin. Abi o parçalar 25 bin etmez. Okey. O zaman böyle. Değil mi? Etmez ama mesela bir medium laser'a muhtaç olduğumuz anı sana hatırlatırım 3 mişin önce. Yani kimi zaman eder. Çünkü satış fiyatı etmez ama alış fiyatı edebilir. Bir medium laser 35 bin para yani. Bilemedim. Bu da olur. Olur. Böyle 1'e 5 olur. Okey. Böyle gidelim. Aynı takım. Yani aynı mech takımı hı-hı, ama aynı pilot takımı değil. Monsieur evet, gelmiyor dedik. Evet. Bruni'de İki bulwark'ımızdan birini seç. Yani şeyi hatırlamıyorum. Keşke baksaydık. Mitsubishi'nin ne kadar experience'e ihtiyacı var ilerlemek için. Hani çünkü şu an bu iki adam da bayağı yok sıfır değiller. Yok ikisinin de birinci level var. Şimdi söylediğin laf doğru. Bence git bak abi. Çünkü doğru söylüyorsun aslında. Bir bakalım. Pilotlarını alış ve hani söylediğin laf doğru. Buna göre özellikle early game'de. Çünkü o skill'lerin açıldığı an o kadar büyük bir ileri hmm, hareket ki. Bunu hesaplamak da bu işin bir bölümü. Okay. Bu adamın abi aynen Monsieur gibi. Hmm. İki mission'a oynadıktan sonra şeyi açamıyor. Evet. Multi-target'mış adı. Açamıyor. Hmm. Ama mesela Tactics'i açtığın zaman bir dakika kaç istiyor? 900. O zaman bu adam buradan 500-500 alırsa 1500 mi almış olacak? Evet. Ya 3 mission'a da gelirse 2000 experience alacak bu adam. Bir 1000, 2 tane de 500. Diyelim ki öyle yaptık. Hmm. 2000 verdik. Elimizde de 500 var, 2500. O zaman 1600 alabiliyoruz.
bir de 400 alabiliyoruz, öyle mi? Evet. Ne dersin bu plana? Ondan sonra da yatırırız yerine Biruni, hani olur, tabii bu tabii çalışmayabilir, yaralanabilir Mitsubishi ama sen ver bu kararı. O zaman Mösyö'ye de bakalım, hani öteki yok ihtimal olduğuna göre. Ama Mösyö'yü şey gibi düşünme. Mösyö Lancer'lar kadar acil değil. Mösyö yavaş yavaş gidecek. Ha, pardon, ve mid game'de çalışacak. Mösyö şey değil. Bruni. Bruni. Bruni'ye bak abi tabii. Bruni'ye bak. Bruni. Okey. Sıfırda Bruni. Bruni mesela sıfırda. 2000 experience alırsa, olsa alsa bunu 1600 artı 1600 artı 400 deyip mesela, evet, orada bir, hı hı, yani daha temiz olabilir. Bu hem daha bu güzel oturuyor. Peki. O zaman Bruni bir süre sonra Mitsubishi'nin önüne geçecek level'da. İkinci level olan ilk adam tahminen Bruni olacak. Evet, evet. Tamam, o zaman Bruni'yi götürüyoruz Bruni'yi, bu gezegende yaralanmazsa. Tamam. Şimdi tekrar o mission'a geç. Bu yaptığın şey yanlış değildi. O yüzden 1'e 5 demiştik değil mi? Hı-hı. Çünkü önemli bu aslında. Böyle düşünmek, evet, iyi. Bruni geliyormuş. Mitsubishi yatıyor. Bruni Vindicator'da geliyor. Hı-hı. Şimdi nehir devam edecek mi? Ve diğer iki kişi kim alacağımız? İki tane scout'u da istiyoruz. Birer mission'a istiyoruz. Hı-hı. Ki son bitirme sınavına biz sensör lock'lı gideceğiz belli ki. Evet. O zaman iki... Evet, güzel, yakışacak. O zaman iki scout'u birden şimdi almak ya da scout'lardan birini alıp bir de nehiri ya da işte nehiri mesela level'lamaya devam etmek iyi bir fikir, ya da Kamil'i. Ama benim burada biraz muğlak. Nehir ve Kamil zor bir iş. Yani hani onlara biraz ilgi gerekiyor. Sanki önce sensör lock'ları mı almak istiyorsun ikisini birden? Çok. Yok yok, bir dakika. Baycu değil de... Yol gezeri istiyorum. Yol gezeri... Abi öyleyse şimdi iki Gunner'ı ile o Panther'de Sniper yap diyeceğiz. Bu şey demek. XCOM oynuyorsak 59 aim'le Sniper çıktı demek. Yani ama çaresiziz bir şekilde kullanacağız bu adamı. Ve o ikide kalmayacak tabii ki o Gunner'ı. Yol ama her şartta zaten 4 yok elinde Panther'a koyacak. Hı hı. Götürmeyi düşündüğün adamların hepsi 2. Evet. Evet ve deneyimli pilotların karşısına gidiyoruz. Peki bakalım ne olacak. Tamam. Baco'yu alalım. Sen bilirsin. Sen bilirsin ama Kamil'i alıp aradan çıkarmakta bir fikir olabiliriz. Çünkü zaten bir tane sensörle kazanıyoruz. İkisini aynı anda kazanmamız gerekiyor diye bir şey yok. Peki. Pekala. Nehir yine komandoda mı? Bu arada ona bir bakalım. Şu 444 var bir tane. Jenlere binen. Onun o 444'ü daha iyi kullanılabilir mi? Shooting'i hepsi aynı. Piloting'i yüksek. Gat'ı artı bir hit point mesela onun. Hı hı. O önemli. Damage yeme ihtimali olan, daha çok damage yeme ihtimali olan komando jenler. Panter'den daha yüksek ihtimal damage yiyecekler. Okay. Tabii doğru, ki. Doğru. Dolayısıyla şu ikisi de olur. Bunların ikisi de olur. Tamam. Galiba böyle daha iyi. Dediğin tamam gibi. Tamam. Yol gezer zaten scout'umuz. O scout mech'lere binmeye alışsın zaten abi. Nehir de skirmisher'ımız. Jenler ve benzeri striker'lara, cavalry'lere daha çok binecek. Tamam. Çok kolay bir mission olmayacak. Herifler deneyimli, biz acemi, bakalım ne olacak. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Kayıttan çık gir. Evet, görevimize başlıyoruz. Haydan bakalım. Bir de Darius şey dedi orada. Dikkat et, daha da gelebilir diyordu. Ben bunu geç gördüm. Şu anda gördüm. Raporu şimdi okumak çok iyi. Yola çıktıktan sonra rapor evet, okumak. Evet evet. Deploy olurken artık yani biz. Evet. Remind these bandits what disciplined mech warriors can do dedi. Hepsi rookie'lerle falan. Okuldan yeni mezun olmuş adamlarla. Okay. Hemen neredeyim ben abi önce? Bir göle indirmiş bizi. Kızım bizi indirecek daha iyi bir yer bulamadın mı? Bir de mech'lerine yakından bak. Zoomlayarak gir ki şeyini beğendin mi? Customization'ını beğendin mi? Karar ver bir yandan.
görünüşlerine. Bakıyorum. Tabii oyunda da görürsün de. Hop bir dakika. Ama move etme de. Belki bir şey anlaşılmıyor. O animasyonlarda daha iyi anlaşılır. Şu anda pek bir şey anlaşılmıyor. Okey. Neyse, önemli şeyleri geçtiysek önemsiz şeylere gelelim. Karşıda diyor, orada bir volkan mı ne o, bir kaya çıkıntısının orada bir yerdeler. Yani... Abi şu savaş alanına baktığında aklından ilk ne geçiyor? Her yer su. Her yer su. Isı çok önemli değil. Bam bam. Ama movement da kolay değil. Evet. Özellikle zıplayamayan mekler için. Bizim bir zıplayamayan komandomuz var. Hmm. O movement problemleri yaşar. Bak, su olmayan yer de batak çünkü. Oralar da batak değil mi, o sol taraf? Evet. Zıplayamayan mek sıkıntı yaşar. Onlarda da aynı şekilde. Buna karşılık ısı daha kolay soğuyacak. Mesela bu nehir için iyi olacak. Bu şeyde. Çatışmada. Buna bir, bu doğru. İlk bu. İki. Cover nerede var? İki, ya kapışma nerelerde olacak? Onlar nerede, biz nerede olacağız? Ve cover nerelerde var? Ve line of sight'lara bir bak. Tahminen biz nerede, onlar neredeyken karşılaşacağız sence? Yani biz buradayken karşılaşacağız. Onlar nerede olacaklar? Burada. Evet. Yani onların cover'ı var ve bizim cover'ımız, bizim sağdaki cover'ımız var. Hı hı. Onlar şurada. Onların da o cover'ı var. Değil mi? Evet. Tahminen onlar o cover'a koşacak. Biz bu cover'ı kullanmak isteyeceğiz. Hı hı. PPC'mizi, panterimizi daha doğrusu yerleştirebileceğimiz neresi var abi? Çünkü atış açıları rahat görünüyor. O iyi. Ortadaki kaya hariç. Şu sağdan belki hani... Orası harita dışı. Orası harita dışı. Sarı çizgi haritanın sonu. Sarı çizgiymiş. Pardon. Görmedim. Şu kayaya çıkılıyor mu zıplayarak? Şu sağ alttaki. O yakın olur. Orayı şuraya düşündüm ben de. O yakın. Daha sağda. Sağda. Heh, şu kayaya. Hmm. Zıplanıyor mu onun üstüne abi? Komando ile deneyemezsin tabii ama. oraya zıplanıyorsa orası fena bir sniper yeri olmuyor. Kamil değil mi panterdeki kişi? Hı hı. Bir dene bakayım zıplamayı oraya. Yani zıpla dediğinde yani... nokta çıkıyor mu çıkmıyor mu? O oraya yetmiyor galiba. Yetmiyor. Nehirle dene bakayım. Galiba range'i yetmiyor. Evet. Nehirle dene bakayım. Hadi. Yes, commander. Yok, çıkılmıyor galiba. Değil mi? Yok, öteki çok güzel sniper nest olurmuş ama olamıyor. O zaman sniper'ını nerede kullanacaksın? Abi biraz madem... eğsene. İyice bir görelim. Biraz eğ. Burada bile olur ha. Biraz uzak mıdır emin değilim ama denersin. Bence sniper'ı burada deneyerek başla. Sola açılacak mı kimse? Açılacaksa birisi nehir o kişi. Bence tabii. Açılmalı. Yani eğer harita burada bitiyorsa bu kadar sıkışmak herkesin aynı. O evet. Tamam. O zaman plan şöyle mi? Sniper burada kalıyor. Bruni, Vindicator'la sağ öndeki ormanlık adayı ele geçirmeye çalışıyor. Hı hı. Nehir sola doğru açılıyor ve duruma bağlı olarak yaklaşıp Striker'lık yapmanın fırsatlarını kollayacak. Ki bunu yaparken zıplayıp bir sürü medium laser atsa da soğuyabilecek su içinde çünkü. Kamil arkada duruyor. Komando ne yapıyor bu arada? Yolgezer ne yapıyor? O da hedefe gidiyor. Yalnız şimdi şöyle bir şey düşünüyorum. Bilmiyorum doğru mu? Yani şuraya kadar mavi çizgisi var. Sensör site'ı var komandonun. Evet. Evet ve görmüyor olabilir. Ama kimseyi görmüyoruz. Ama emin değilim bu arada. Buna bence evet soldalar. O zaman abi bir kabaca bir savaş planı yaptık. Adamları görünce bütün bu planı kaybedeceğiz doğal olarak. No battle plan, survives contact with the enemy bu demek. Bu mantıklı. O yüzden koşup komando ile bize bir rapor versin. Hah, evet. Aynen öyle. Şurası yeşildi değil mi? Tamam. Yeşil. Zaten bak ağaç çıkıyor yanında. Ha, okey. Şöyle. Ne yöne baktığın fark etmez. Sensör 360 derece çalışır. Ey şu kamerayı, ey şu kamerayı. Enemy contact dedi. Ya orada, aa daha yakınlar. Gerçekten o ormanda onların mekanı olacak. Okey. O zaman nehir ne kadar gidebiliyor acaba? Nehir şimdiden iyi bir pilot olduğunu bize gösteriyor. Bak nasıl koşuyor. Bakayım bayağı.
Tabi bu Jender'in becerisi. Şu anda Nehir'in bir skill'i yok. Bu Jender'in hızlı bir mech olması ile ilgili. Sanki ben cover'sız da olsa böyle mümkün olduğunca açıktan gidip şurayı dolaşmaya çalışacağım. Peki. Nehir'le. Pekala. Şu anda cover gerektiren bir durum yok ama position'ı daha önemli dedin. Evet. İtirazım yok. Onu beklemen gerekmiyor oynamak için galiba. Reinforce mı? Bir dakika abi. Sol tarafta reinforcements dedi. Ne dedi o? Bir bakar mısın? Onu bir tıklar mısın? Buradan bir yerden reinforcement gelecek dedi Nehir. O gördüm şurada. Bile diyor. O zaman burası da haritanın sonu değil mi? Sol taraf. Sol. Şurada bitiyor evet. Sola bak. Ha, yani sol tarafı da şurası evet. Evet. Küçük bir harita. Ya da biz bu tarafa doğru mu gidiyor harita? Bizim arkamıza doğru gidiyor mu? Yok hayır. O zaman küçük bir harita. Yani harita biraz şöyle işte. Evet ama yine de dar ve reinforcement dedi. Buna göre düşün abi. İki cephede evet, birden. Evet. O zaman sağ tarafa vindicator çok doğru değil. Evet galiba sniper'ı şu tepeye çıkıp fazla uzak olur. Ama şu yani şeyin arkası fazla yakın olur. Ha. Sen oraya gidene kadar o da oraya gelmiş olur. Şöyle yapabilirsin. Şu anda Kamil'in durduğu yer bizim. Bruni'nin yeri deriz. Şu soldaki şu anda bulunduğun yerin Pantera o ormanlar ve sağdaki ormanları kullanarak ya birazcık abi hareketini kısıtla ve geri dur. Reinforcement deyince işte işte. Yandan bir şak diye yemeyelim. Buraları tutalım. Bakalım ne geliyor görelim. Ondan sonra karar verelim. Okey. O yüzden biraz Panter'in yerine karar verelim. Şu anda Panter oraya koşuyorsun ama daha geride tutabiliyor musun? Sen ilk başta şey demiştin. Ha, buralar. İyice arkamız. Burası bitiyor oralar, işte. Bitsin. Burada bir yer bulamıyor mu? Bulur. Yani orman yok ama göremeyeceklerini umuyoruz burada Panter'in. Yani o kadar yaklaştırmayacağız. Çünkü dediğimiz gibi deploy olursak o kadar yaklaşmalarına izin vermeyebiliriz Panter'in. Ama Panter onları görebilecek mi? Biz onları görsek yeter. Okey. Bütün silahlarda squad sight olduğunu unutma. Okay. Silahın range'i yetiyorsa birinin görüyor olması yeter. I see. Okay. Ben demin yanlış söyledim. Taretlerde squad sight var derken herkeste squad sight var bu oyunda. Eğer görünüyorsa birisi silahının range'i yetiyorsa atarsın. Okey. O zaman bir nevi XCOM'da yaptığımız şey Reflex Flank, evet. Sadece bu planımızda sağ kanadımız biraz zayıf kalacak diye düşünüyorum. Göreceğiz. Yani şu anda o taraf biraz zayıf kalacak. Şu anda sağ olan kanadımız. Okey. Şöyle uca gelip şimdi tamam. Yani burada kalmayı düşündük. Değil mi? Orada yani değil de bir ileride Kamil'in olduğu ormanda dedik. Ki buraya fallback edebilelim. Geri çekilecek bir ne onun adı? Hinterland'ımız olsun yani. Okey. O zaman ama oraya varamadı. Varamadın da bir şey olmaz Brant. Sanmıyorum Brant bize kimsenin atış edeceğini yani. Daha round yok öyle düşün. Suları saçlata saçlata gidiyor. Benim önerim komandoyu da buralarda tutmak ve sağ taraftan korkuyorum dedim ya. Sağ tarafa yüklenirlerse komandoyu o tarafa alabilmek. Kamil yani. Yani buralarda kalalım diye düşünüyorum. Sağımız gerçekten sandığım gibi bizim sağımızdan yüklenirlerse iki mech gerekebilir burada. İki tane light mech'ti daha bir gördüğümüz şu ana kadar. Üçüncü Nehir'in gördüğü henüz inişli sırasında girmedi mi? Ben görmedim. Yok girmedi. Henüz bilinmezdi. Şu anda ne yapmayı düşünüyorsun sorayım. Ben ne yapardımı söyleyeyim. Ben sanki Nehir'le şöyle yukarıdan bir bakabilir miyiz diye. Neden? Bırak rezerv et. Neye bakacaksan o sana gelsin kendini göstersin zaten. Şu anda rezerv etmende bir zarar yok. Abi iki tanesi üst üste oynamayacak mı? Oynayacak da Nehir'in elindeki dot sayısıyla ve Nehir'i zaten göremeyecekler ya. Okey. Bir şey olmaz. Şu anda bırak
biz şu andaki en büyük problemimiz abi şu mission'da istihbarat problemi. Hı-hı. Çünkü reinforcement dediler yani. Gerçi söylemiş herif. Bak diplomadayken sana söyledim. Reinforcement gelebilir demiş. Aa işte bak ha, sağdan da geliyor. Bir tane de sağdan. Evet. Oynuyor. Bir görebilir miyiz? Ben tam emin değilim. Soldan hala bir kişi biliyoruz. Nehir yakasından. Evet. Light Mako. 4'te oynadı. Okay. Diğerleri 3 taneler mi? Evet. 3 tane de burada Light Mako var. Şu anda bildiğimiz. Artık inisiyatifde başkası olmadığına göre oynanabilir. Biraz eğsene haritayı. Böyle görelim. Bu herif, bu şu orman var ya, şu anda Mouse'un olduğu orman. Şu. Orayı adamlara vermemek, o oranın cover'ını adamlara vermemek çok değerli bizim için. Kim ulaşabilir çünkü, ki oraya? Çünkü o cover'da biri olacak. Ya biz olacağız ya onlar olacak. Kamil orayı tutmaya çalışabilir belki. Şu anda giderken line of sight da sağlayacağım diyor bak. Ki o line of sight panterin de oraya atmasını sağlayabilir. Bir dakika. Yani şeyin, Kamil mi? Kamil yol... özür dilerim. Kamil diyorum. Ha. Yol gezerin. Okay. Yol gezer oraya doğru giderken ki hı-hı, o heriften daha yakın. Ulaşır. O herif ulaşamaz hı-hı oraya. Hı-hı. Hem de line of sight sağlarım. Bir tane de large laser atarım. Belki vururum. En kötüsü de Kamil'e de bir görüş sağlarım. Belki PPC'yi atarız. Gibi okay bir durum oluşmuş bence. Bence yanlış değil o yüzden. Okay. Yalnız şu anda facing'ine iyi düşünmelisin çünkü bu çatışma halimizde arkamıza dolanılma tehlikesi olabilir ilerleyen roundlarda. Şu anda değil. Tamam. Kıçın hep bu köşeye doğru olsun abi. Kıçını sağlam al diyorsun. Kıçını köşeye al evet. Kıçın hep Kamil'e baksın. Nedir o abi? Brace etmiş bir komando. Yakın dövüş komandosu al bak. 2 SRM, 1 medium laser. Bizim komandomuz gibi değil. Large laser yok ama yakından daha fazla SRM atıyor. Bu iyi çünkü SRM 8 vuruyor. Ormanda her bir füzeden 2 düşeceğiz. Şu anda bütün silahlarını atıyor. Attın bile. Yani suyun içindeydik şey, zaten. Yok bir şey oldu mu? Oldu ha. Structure exposed dedi. Çok iyi bir zar attık orada biz. Hemen bakalım. Vallahi oraya large laser denk geldi herhalde. Sol omuza iyi vurduk. Adamın sağ zırhı yarım mı? Diğer zırhlarda bir geçsene. Zırhları yarım. Tamam evet, tamam. Çok dedi ya, mekler iyi durumda olmayacak, pilotlar iyi olacak dedi. Ne iyi, zırhları yarım iyi abi. Ne dedi PPC'miz? Ben bu bulunduğun yerden sadece dön dersen. Bunu atabiliyor mu? Yok, yürüyor şu anda bak. Hiç pardon, yürümesen. Pardon. Dur. Buradan atamaz. Facing'i yok, yanlış. Yok atamadı. Move de. Ama olduğun yer dedi. Olduğun yere tıkla. Döndürmeye çalış adamı. Şu anda atış var mı? Yok ha. Biraz move edecek. Bence et ve at abi. %40. Mümkün olduğu kadar az. Yo niye? Mümkün olduğu kadar çok. Ne kadar yaklaşırsan o 40, 45'e 50'ye çıkabilir. Yüksekte kalarak. Zaten sarı çizgide oynuyoruz. Şu anda tak evet, çizgisinde abi oynuyorsun evet, yani. Evet abi hani. Buradan ötesi yok bu haritanın. Burada gerçekten taç çizgisinde uzun paslar. Kaç etti? 40 kaldı. Evet, vursana be Kamil. Hayatının ilk atışı PPC'yi. Hadi be. Güm diye bacağa gelecek gibime gelmişti ama olmadı. Olmadı. Evet abi şimdi nehire geçmeden Brunia acaba oraya dönüp atış edebiliyor mu? En kötüsü LRM atıyordur ama. PPC atabiliyor mu? Atarım diyor ha. Durduğum yerde ama önce ormana gir. Ha. Ormana gir, küçücük bir move'la ormana gir ve oradan o atışı dene abi bence. Sen biraz oyna bakalım, ben telefon açıyorum. Tamam. Evet arkadaşlar. Ormana girip PPC'mizi bu sağ omzundan darbe almış arkadaşa ya Allah diyerek attık her şeyi. Vallahi yine sağ omuz ve kol şeklinde vurarak her türlü darbeyi vurduk arkadaşa. Bakıyoruz. İkisi birden kopmuş vaziyette. Göbek de iyi de mi çalmış? Oh. Nehire bakalım. Bu adam bir sonraki tur sanki önümüze çıkar.
Buradaki iki tane mek. Bunlar da bir sonraki tur. Evet. Yolgezer'le Bruni görebilirler. Belki Bruni biraz daha sağlam. O zaman Nehir ne yapsın? Nehir bence ne olur ne olmaz bir küçük adımla şeyin içine, bir cover'ın içine girsin. Şuradan da bir önünü açsın. Soldan gelecek reinforcement'a baksın. Ha, pardon, resimizi yapalım tabi. Bir tane 5 mi gördüm? Bana mı öyle geldi? 5'te hareket eden var. Bahsedilen skilled pilot bu olsa gerek. Ekstra atraksiyonuyla 5'te hareket etti. Aferin diyoruz. Okey. Şimdi. Sanırım yine yani yine atıp bu sefer Kamil'le vurmayı umuyoruz bu arkadaşı. Çünkü güzel damage yemiş durumda. PPC oturursa bunu devreden çıkarırız. Sonra soldan Bruni ve Yolgezer'le duruma bakarız. Vallahi güzel gidiyor. Oho! Nice. Bakıyoruz. Pın pın pın. Birileri geliyor soldan. Kamil evet acımadı yani. Beni çok hor görüyorsunuz ama dedi. O iş öyle değil. Okey, 4 Mac'in birini hallettik. Anladım. Acaba 5'te oynayan hangisiydi? Kayıp mı oldu? Okey, bu buraya geldi. Bu da anladım. Komandoyu o zaman düşündüğümüz gibi bu adaya çıkıp şuradan önümüze şeyi alıp ha ama kimseyi görmedik. Sorun değil. Bu da oradaki adaya coverlara gidiyor. Okey. Nehir var elimizde. Bu adam şöyle aşağıdan önümüze çıkacak gibi düşündüğümden ben biraz şöyle sola gidip kendimi şu kayadan solundan yalnız buraya gidersem bizi görecek mi? Şuradan görebiliyoruz. Bunu yapsak mı? Yapalım. Neden yapmıyoruz? Cover'dayız. Tepedeyiz. Gördük. Neymiş? O da bir jenner. Şeyi az. Okay. Her şeyimiz hazır. Fire. Okay. Jump jet destroyed. Okay. Güzel. Herhangi bir sürpriz önümüze atlama durumu olmaz. Bruni ne durumdasın? Line of sight kazandın şimdi o herife herhalde. Pardon. Ama menzilimiz yetmedi mi? Niye böyle oldu? Oraya dönmedik. Tamam. O zaman olduğumuz yerde Yavuz Zırhlısı gibi dönelim. Şimdi atağımızı yapalım. Her şeyi atıyoruz. Hop. Sanırım sağ taraf komple gitti. Bana da öyle geldi kızım. Hı-hı. Tamam. Knockdown. Güzel. Güzel. Resolve'u ne haber? Ne haber? Ne durumdasınız? Kaybettik her şeyi. Ölüyoruz. Var mı yaralımız? Yok. Uf. Bir tane PPC yedik. Ben gelir gelmez. Keşke yemeseydik. Peki. Bazı çok inanılmaz atışlar gördüm uzaktan.
Kamil sağdan sniperlık yaptı. Aha. Tam ortada. O herif patladı mı? Oradan gelen bir komando vardı. Ha, gitmiş o. Patladı o, patladı. Onu halletti. O zaman iki adam mı var karşında gerçekten? Bu soldaki yerde indirdik. Aman onu bizimki sandım ha, nehir sandım onu cenderi görünce. Yok. Şu ikisi var işte şu an. Bir... İndirdik dedin ama o kalkacak biliyorsun değil mi? Evet evet yani. Ha, nehir ilerlemiş ama kimde o dörtte oynayacak olan onların adamı kim? Bu. Yok kim? Uzaktaki. Ama hani... Abi tamam ben zaten ortadan girdiğim için şu anda karışmak istemiyorum. Akışı hissetmiyorum henüz. Sen oynamaya devam et. Ben izliyorum artık. Tamam. Yerdeki adamın neresine istersen atabiliyorsun. Biliyorsun. Hedefleyebiliyorsun ve yerdeki adam bir inişti kaybediyor. Yani o yerdeki adamı öldürmek için çok güzel bir zaman. Ama nehir... Şimdi bir önceki mission'da söylediğim buydu. Sadece nehirin bu atışını düşünme. Nehir oynadıktan sonra onlar oynadığında nehir nerede olacak'ı düşün. Evet, evet. O ona göre hareket et. Kaç dot olayım? Nerede olayım? Bunu düşün. İşte bir de ölmez de kalkarsa bu adam bana ne yapabilir? Bir de o var yani. Ne düşünüyorsan oyna ondan bakalım. Sonra. Şuradan şöyle yaparsak bence yok eder nehir onu. Fena olmaz. Bunu 3 dot olarak 3 dot olarak yapabileceği bir yerde bulabilirdin diye tahmin ediyorum. Neyse. Arkadakilere uzak kalmak istedik. Okey, seç. Hemen ısıya bak. Hemen ısıya bak. Hemen bak. Silahlarına bak, sonra ortaya bak diye bakıyorsun. Tamam. Isı tam hani biraz daha limitimiz var. Biraz sonra suya girmesi gerekiyor nehirin yani. Evet. %50 tepeden şeylere bakalım. 55 62 2 medium laser bir SRM'yi yerse ölür göbek. Ya bakalım bile o kadar kolay değil. Kafayı... Ama daha sen bilirsin, karışmıyorum. Sağ kolda silahları var. Şimdi sanki ben bacağı atıp bacak tutmasa bile gövde falan şeklinde şurayı peki hadi bakalım şey yapmak istiyorum. Ona da %15 dedi. Neyse. Sen diğer bacağı mı kopardın? Evet. Ya yani ben bunu herhalde nehir yaptı. Yok bunu şey yaptı. Bruni. Bruni yaptı. PPC yaptı. Peki. Çıp gelmedi. Göbeğe geldi. Bacağı geldi. Abi Mac'i aldık ama parça alamıyoruz. İkinci jenderimiz olabilirdi şu anda ama alamayacağız. Yani randoma bakar tabii ama sanmıyorum böyle bir random geleceğini. Uf o ne be? O bir tane sağlam bir şey vurdu. O neydi ya? Kim o atış eden abi? Komando. İşte arkadaki komando şeye girdi. Bir komando daha var yani. Galiba bu. O bir... medium laser'dı herhalde o sağlam vuran. Yok pantermiş bu. Bu komando, komando işte. O zaman bu... medium laser'ıydı o. Bir tane böyle bir iki basamaklı bir şey yükseldiğini gördüm. Evet. Okey. Ben o zaman şimdi bir Kamil'e bakayım. Herhangi bir aksiyonu var mı? Görüyor mu? Ay. Direct line ve unobstructed gibi görünüyor. Deminki. Bilmiyorum şu anda kamerayı eğersen daha iyi anlarız. Arası yok mu? Yok. Yani obstruction var ama burada galiba bak. Şu anda öndeki şey araya giriyor. Bir escape'e bas göreceksin. Bak burada araya giriyor galiba. Soldakinde giriyor. Sağda işte sağdakinde de giriyor. Biraz ilerlersen girmiyor. O burnu burada girmiyor burada, galiba. Okey. İyi o zaman. Peki. O konuşup duruyor o komando zaten. PPC %45 yalnız. Nişan almak istiyor musun? To hit'ine 15 mi ne veriyor? Hem de bir dahaki round geç oynamasını sağlar. O bence güzel bir zaman. Hem bunlardan başka adam yok gibi. Peki. Artı 20 verdi maşallah. Okey. 9 ne ya? 48, 48, 48. Ben yine bacağı atıyorum.
Peki böyle boğuluyorlar mı? Yani şimdi bu mekler atmosfersiz ortamda da takılabildiği için pek öyle şeyler olmuyor. Ama içeri su kaçar. Kaçar. Vakum da kaçar. Okey. Şimdi Bruni, yani bir bu adam kaldı. Bruni zaten şu anda oynayamaz abi. Ha, dur pardon. Confirm. O herif iyi, ne güzel devrildi öyle ya. Bacağını gündür diye indirince. Ha, yalnız ölmemiş, sadece devrilmiş, güzel Tabii. bu. Ama yerde yani. Şu anda tekmelemek için güzel bir zaman. Ne ayıp. Göbeğe 150 diyor. Bence ben Peki. Şimdi yere devrildiği için zaten. Bir dahaki round 3 inişli de oynayacak. Bu adam aslında gider zaten. Hani şimdi atacaksın, sonra oynayamadan bir daha atacaksın sen. doğru, sıra gelecekti. Vurdu Center Torso'yu. Destroy de etti. Vay Kamil. Ben bu Kamil'i Yok. çok beğendim abi. Yok, bu yol gezerdi ama. Yani Ay yol gezerdi. Bak gerçi Kamil'i de beğendim. Kamil hazırladı ama, evet yani. Evet. Tamam yol gezer zaten. Yılların MechWarrior'ı, büyük deneyim. Duayen tabir ettiğimiz. Tam 4 mişine çıkmış bir adam yani. Tabii Bu mu ki. kaldı abi geriye? Evet, işte bu kaldı. Bence işte hani olduğumuz yerden. Bir tek şu anda precision shot dersen Aha. bu herifin inisiyatifini 3'e düşürürsen o bir panter değil mi? Evet. Bir dahaki round o oynamadan tüm light mech'lerinde oynayarak rahat edersin diye düşünüyorum. Ama bu resolve'unuzu 50'nin altına İnmiş zaten. ama kaç geliyor bu round? Orada kaç yazıyor göremiyorum. Her 45. round kaç yükseliyormuş? Solda bir açıklama yok mu? 15 Benim yükseliyor diyor. Aha, senin Evet altında yani 15. benim altında kalıyor. Harcamazsan bir dahaki round hepimizin tweet'i artacak ama harcarsan Light Mac'ler önce oynayacak. Madem sağdaki Ya. komando destroy oldu bence harca abi. Evet abi, yani. Bir rahat edin. Bu arada tabii target de ettiğin için PPC kolu sağ koludur. Bence PPC kolunu at. En kötü ihtimalle PPC'sini alalım Panther'ın. Çum. Vurdu abi. Göbeğe vurdu. Göbek Göbeğe vurdu. her taraftan vurdu valla. PPC göbeğe gelince zaten böyle bir titriyor mek. Böyle bir neye uğradığını şaşırıyor. Bak bir dahaki round 3 mekin var diyor. Yerde kimse var mı şu anda? O yerdeki öldü mü? Öldü sanırım. Can Dumanlar yok çık. yok. Nehirin önündeki öldü değil mi o? Evet, o da öldü. E o zaman zaten 3 tane mekle girişin. Evet, şöyle güzel bir açıdan. Sıcağız değil mi? Zıplamak zor. Gireceğiz suya abi. İyice gireceğim bak. Orada Ha. yani mesela buradan temiz atış var. %45 niye be? Nehir. Uzak mı kaldın? Uzak kaldı galiba. Overheat. Bize evet. Bir şeyi kapat. Evet. Tamamen şu anda bir avuç zar atıyor Nehir. Bakalım ne olacak diye. Çıv çıv. Biri Ay, vurdu. bir tane Ve vurdu. turuncu vurdu. Ha. Sağ omuza. Sağ omuza. Sağ omuza da girdi biraz. Bu O. atışı yaparken işte yukarıdaki karta bakmaya alışırsan ki bu bir uzun zaman alır. Bak atışı yaparken tahmin ediyorum sen ortada meke bakıyorsun. Ben yukarıdaki karta bu şu anda baktığın yere bakıyorum. O zaman alışıyor insan ne olduğunu atış anında görmeye ama bu biraz alışkanlık istiyor. Obstruction var bu atışında. Biraz yukarı çıkamıyorsun Çık değil mi? Taç yani. çizgisine dayandın. Evet. Bulabiliyor musun Obstruction? Yok Yok. sanmıyorum. Ortadaki o kaya. Hani Evet. E normal canım. Ha. Vay. şöyle. O kaya. O kayaya çıkılamıyor olması çok kötü ya. Çok güzel bir sniper. Ah, Aha. dur. Burası Yürü güzel. be. Yürü be. Hemen adamın üzerine bastın mı? Düğmeye ha. Bu düğmeyi basmadan önce mouse'u adamın üzerine götür abi. Tam mouse pointer'ın adamın üstünde olsun. Hem Ha. facing hem to hit zarları her şeyi çok temiz bir sağlaması olan bir an o. 50. Hadi Kamil göbeğe oturtursun biter bu hikaye. Tun. Sağ kol. Yok. Ait olmadı. Yok kıskan. Komando kaldı. Yol gezer kaldı. Niye rezerv abi? Dur. Rezerv dersen o Yok oynar. yok. Şey. Ha.
Adamı seçeceksin. Evet. Burada işte. Escape'in tam tersi. Yol gezer görebiliyor mu acaba? Hareket etmesi... Aa, ona rağmen mi görmüyor? Ona rağmen... Abba. Arada şeyle. Yol gezeri böyle oynasan ve bir precision shot daha atıp herifin iniş dibini ikiye düşürsen, Bruni'de 3 iniş dibinde adama ateş etse olabilir bir ihtimal. Bu çatışmanın gerisi boyunca moral ile ilgili bir şey artık pek yapamayız demek. Ama şu anda Bruni'nin atış yapmasını, önce oynamasını sağlar. Ama bunu yap demiyorum. Zaten tamamen Bruni şey. Önce oynamayacak mı? Hayır. Şimdi sen 4'te oynayacaksın. Tamam. Sıra 3'e gelecek. Tamam. Yeni inişti başlayacak. 3'te de en son kim oynadı? Sen oynadın. Ha, 4'te. Okay. Şimdi o oynayacak. O yüzden buradan bir precision shot'la önce Bruni'ye oyun. Hatta bu arada o lazer de tabii. Large laser da şaka değil. 40 vuruyor. Obstruction, Mobstruction dinlemeyip. %9 mu? Bu nasıl bir atış ya? Bilmiyorum. Ben görmüyorum bu... orayı diyor ama 48 ile solumuzunu evet, koparıyor. Evet yani herhalde bu daha... Çıv kopardı vallahi. Pilotu da injure ettin. Ve şu anda oynayamıyor. Bruni bitirebilir mi? Yani bitirebilmesi lazım. Yani sadece PPC değil de daha da yaklaşsak mı? Medium mesela yaklaşırsan cover'dan çıkmak pahasına. Hı hı. Şöyle. Medium laser ve ne diyor mesela? Bir dene bakalım. Oynama ama. Yani tıkla bak. Medium laser 75 diyor ama LRM'yi atamam. Fazla yakın olur LRM için diyor. Hı. Ve cover'dan da çıkarım bu durumda diyor. O adamın PPC'si duruyor mu? Bu arada PPC'si karşıdaki adamın. Dur. Evet. Allah Allah. Neden eskiye basıyorsun? Abi şey alışmamak. Adamın üzerine gel abi. Sağ tuşa bas. Duruyor. Eğer cover'dan çıkarsan ve kötü zar atarsan cover dışında PPC yemeye değer mi medium laser'ına daha iyi atmak için? Soru bu. Herhalde değmez. Herhalde yani. Değmez. Yani niye riske giriyoruz ki? Bir acelemiz yok. Ki bir oturtursan o PPC'yi zaten bu sorular anlamını kaybediyor. Evet, evet. Yok bu abi, daha iyi bir atış. Buradan bak, daha LRM'yi iyi. De atıyor. Evet. Tum! Bacağı. Hop, bacak, kopardı. Göbek, bir şeyle hop. Patlat. Abi ben yarısını izlemedim ama sonuca bakıyorum. Sonuç derken hani sayısal sonuçlar önemlisi positioning olarak. Oyunun kontrolü hep sizdeymiş gibi geliyor. Yani fena değildik evet. Peki tebrik ediyorum o yüzden. Teşekkür ediyorum. Yani geldiğimde çok alakası... Evet hadi bakalım 172 bin para. Hı hı. Güzel gidiyor kariyerimiz. Bir felaket yaşamazsak. Evet. Oo komando hırpalanmış yalnız. Karşıdaki komandonun SRM'leri bizi hırpalamış biraz. Ben oraları pek göremedim. Abi, işte bu... Sen yediğimiz tek darbe senin geldiğinde. Ha bir de göbeğe bir şey yemişsin hafif. Aha. Evet. Evet. O medium laser yedi. Onu gördüm ben. Hatta korktum ne yedik lan diye ama demek ki gözüm. Herkese bir kill tam bir takım evet. Çalışması. Çok evet. Güzel. Pekala. Ha. Şimdi orijenler niye düşmedi? Allah Allah. Niye üç parça jenler düşmedi? Düzgün alamadık. Şimdi abi bak. Burada bir komando yapmak, bir evet. Jenler daha yapmak seçeneklerim var. Evet. Bunu daha önce tartıştık. Tam da bu durumda. Komando, jenler, panter arasında tartıştık. Aynen bu meklerde ve jenlerin doğru olduğuna karar verdik. Bir şeyden ikinci istiyorsak. Evet. İyi bir fikir. Ama aşağıda da PPC var. Elimizde yedek PPC var mı bilmiyorum. Bir altta. Yok yok yani gördüm. Üzerinde durursan. Bak ha, üzerinde dur. You have 0. Bunu şu anda PPC'yi alma. Şu anda jenleri alalım ama buna da bakmak lazım. Şu anda bizim 2 tane PPC kullanan mekimiz var ve yedek PPC'miz yok. PPC kolu kaybedersek ne yapacağımızı bilmiyorum. Okay. Bence şu anda jenleri al diyorum ve mikrofonumu kapatıyorum ki mola vermek zorunda kalmayalım. Tamam. İmamo benden selam. Confirm diyorum. PPC'yi vermedi. Medium lazer verdi. Cam jet verdi. Cam. Okay. Hayırlısı. Devam ediyoruz.
Videoyu silmezse yayına girer ondan. Oo, bir Jenner yaparım. Kendall Jenner. Tamam. Şimdi hoca sınıfta yokken hemen şimdi şey yapalım. Satalım bütün Mac'lerimizi. Önce insan. Önce insan. Evet, şey almış. Level almak üzere olan arkadaşlarımız vardı. Yol gezer. Hoppa. Evet, yol gezer 1600 XP, 1600 XP sanırım sensör lock şu an hepimizin istediği. Eksi 45 milyon minimum range. Ya da metre. Metre o metre. Biz de öyle tahmin ettik de işte. Ama doğru bu arada, M büyük yazılmaz metrenin M'si. Amerikalı bu kadar becerebiliyor demek. Ya da galiba küçük harf yok oyunda. Galiba evet. O daha doğru bir açıklama. Küçük harfi yok fontun yani. Ama bunlar Biz Avrupalılara ağır geliyor. Abi ilk sensör lock'ın hayırlı olsun. Oyundaki en önemli skill'den bir tane aldın. Bütün oyundaki en önemli şey bu. Evet. Bundan bir tane daha alacağız inşallah. Yol gezer de zaten iyi dövüştü. Yani bu kadar. Çünkü zaten Kamil'in ilk göreviydi. Ama verelim bir şeyler abi, ilk görevi de olsa. Çünkü bunun yolu uzun. Ha, o açıdan ne? Doğru. Biriktirmeye gerek yok. Kamil'de nereye doğru gideceğiz? Gunnery Piloting'ci bir insan olacak bu ama benim önerim şeydeki gibi yine Guts'ı 4'e çıkartmaya çalışmak ilk etapta. Madem yolu zaten uzun. Hani hemen bir yere gidemiyor. Guts'ı 4 yap abi. O ekstra hit point çok şey kurtarır. Başka var mı bunun gibi böyle mesela Bruni ne durumda bilmiyorum. Nehir. Mesela Nehir Guts'ı 4 yapma noktasına gelmiş. Evet. Yapalım. Bundan sonra Nehir artık Gunnery Piloting diye gidecek bir süre. Ama önce ölmemelerini bir sağlayalım da. Ölmeyince daha kolay. Bence daha iyi. Daha iyi tabii evet. Bruni'ye bakıyoruz ama hani onda bir şey yok. Piloting'e verebilir. Ya şu anda çok ihtiyaç yok. O şu anda bunun ilk yapması gereken şey Gunnery'sini multi target'a getirip sonra herhalde Tactics'ten filan birazcık yürüyüp bu bir Lancer değil mi? Evet. Lancer'larda abi görmek istediğimiz şey Gunnery'si yüksek, Guts'ı burada ve hatta Guts'ı bir daha ileride, çünkü bir daha ilerleyince oraya değil ama 6. dota geldiğinde Guts orada hatırladığım kadarıyla overheat threshold'u yükseliyor. Daha Mac'in ısınma problemleri daha geç başlıyor. Orası iyi. Öyle gidecek Lancer'ımız. Başka var mı adamımız? Yok. Yani level'layan? Yok. Göreve gelenlerin hepsi bunlar. Tamam. O zaman bir görev daha öyle mi? Evet. Yani bir şu son tek görevi de oynayabiliriz inşallah. Ondan sonra şey istersen duralım. Sen söyle. Bu bitirme sınavına zamanımız olmayacak herhalde. Bitirme sınavına kesin zamanımız olmaz. Ama istiyorsan şey yapabiliriz. Evet, şimdi durursak bir görev, bir bitirme sınavı hani daha iyi mi olur zaman? Şimdi bir bakalım. Bu Distraction en son görev olacak. Bir de Noisy Neighbors var. Evet. Noisy Neighbors. Abi istersen öyle yapalım. Çünkü şöyle düşündüm ben şimdi. Burada işimiz bitti ve başka gezegene gidiyoruz diyeceğiz. Evet. Bir dahaki oturduğumuzda bu iki işini yapar, o gezegene gitmeyi yapar. Bir gezegene yeni geldiğimiz zaman zaten bir şeylere zaman ayırmamız gerekecek, bakmamız gerekecek. Yolda upgrade mi upgrade? İstersen topluca o gezegene gidişi, burada işimizi bitirip bir dahaki sefere yaparız. O gezegendeki duruma da ondan sonra bakarız. O gezegene giderken iki sensörlak, iki bulvark ve bütün kadro, yani kadronun büyük bölümü level'lıyor halde olacağız. Evet, evet yani... Elimizden geldiğince herkesin 3-5 bir şeyi olacak yani. Evet. En azından Guts 4 falan şeklinde. Hiç... Tamam. O zaman demek ki abi duruyorsun. Tamam abi. Bir bir oturuşta herhalde bir gezegenden ayrılırız diye başladığımız macerada böylece 3 oturum daha bitiyor ama bir gezegen oynamadık. Bu oynadığımız mission sayısı 2 gezegene bedel. Evet. Biraz denk geldi. Evet. Bu açılış gezegeni de biraz fazla mission oynanabilir. İyi bir şey bu arada. Normalde şimdi bu kaçıncı mission'ımız oldu?
5. 5 mi? Galiba 5. Bence 5. Yani bugün 2 oynadık. Bugün 2, 3 önce oynadık. Evet, 5 mission galiba. Belki de daha fazla ya. Yok mu? Ama en az 5. En az 5. Evet. 5 mission açılış gezegeninde yapmak her zaman mümkün olmaz. Bu güzel bir açılış gezegeni. Yani şu yüzden mümkün olmaz. Oradaki 1'in 1.5 olduğunu düşün. Bu 5 oynadığımız bir sürü yarımlarında bazılarının 1 olduğunu düşün. Evet. Biz o yarımları oynayıp 1'lerde biraz takılıp 1.5'a hiç bakamayıp küsüp zaten ayı gibi de damage yiyip deyip giderdik. Yani gideriz. Genelde öyle olur. O yüzden iyi oldu bu açılış gezegenini. Sağdık. En son store'a bir girsen abi çıkmadan. Bu gezegende ben artık unuttum. O kadar çok zaman geçti ki. Store Argo'dan gidilir. Buradan alacağımız bir şey var mı? Şimdi değil tabii. Takamayız şimdi ama. Mac almayacağız herhalde ama weapons'a bak yukarıdan. Otekerim. Machine gun. Machine gun, magical machine gun'lar var. Machine gun kullanan adamımız yok bizim değil mi? Yani kim kullanıyor bilmiyorum ben. Yok ya bizim Mac'imiz daha doğrusu yok. Yok. Bir PPC'nin 200 bine satıldığını sana dikkatini çekmek istiyorum. Dedim ya PPC'miz yok. Evet. O da bulursan her zaman bulamayabilirsin PPC. O yüzden değerli PPC yakalamak lazım. Bir kol kaparsan ne bok yeriz bilmiyorum yani şu anda. Anladım. Evet. Tehlikeli yani PPC kaybetmek. İki PPC oynuyor olmak da tehlikeli. Abi yukarıdan equipment'a da bir bak da sanmıyorum. Bir dakika. Heat bank. Ne diyor o abi? Bas bakayım. Bas da görelim. Artı 10 maximum heat, artı 5 overheat threshold. 1 ton, 2 slot. Bak görüyor musun ikonları? Evet, 1 evet, ton, gördüm. 2 slot isterim ama gerçekten ısınmayı bayağı azaltırım. Tamam bu artılı değil. Bunun artılıları çıkacak ama bunu düşünebiliriz. En çok ısınan mekimiz jenler bizim. O jenlere takabiliriz. Ya da hatta şimdi yeni bir jenler geldi galiba. Henüz evet. Yapmadık o jenleri. Evet. Yola çıkmadan önce yapacağız. Belki o jenleri böyle yaparız. Onu kullanmaya başlarız ama bak bu alınabilir çünkü gerçekten etkiler ısınma miktarını. Olur abi. Değerli. Üstteki kokpit modu da sırf sana para harcatmak için söylüyorum bunları. Mantıklı. Bu da abi ilk yediği wound'u yememiş sayıyor şeyde. İyileşme zamanında. Field medic gibi. Anladım. Birinci level bak. Artı bir injury resist diyor ya. Wound yiyor ama pilot yatmıyor o wound'u yediği için. Bence bu da değer. Şu anda ki adamlarımızda. Bu ikisini de alıp öyle gidebiliriz bu gezegenden. Hem de çeşitli equipment'ları görmüş olursun. Cockpit mod ve heat bank zaten bu tür ekipmanlarda yani yancı ekipmanlar içinde en lazım olan equipment türleri. Bunların artılıları daha iyi ama bizim level'ımızda bunların ikisi de çalışır. Şeye Vindicator'a bir cockpit mod, jenlere de bir heat bank takılabilir gerçekten. İyi ki bakmışız buraya. Güzel. Alayım mı şimdi? Abi bu tür alımlar gezegenden giderken yapılır. Çünkü zaten gezegendeyken aslında MacBay'ler çalışmaz. Demin hep anlattığım gibi. İstersen al ama takamayacağız. Zamanımız evet, olacak. Evet evet. Giderken zaten hep alışkanlık olsun diye sana da söylüyorum. Gezegenden ayrılıyorum dediğinde store'a son bir bakmak. Alacağın varsa alıp takıp yola öyle çıkmak, takmaya başlamak doğrudur. Tamam. İyi ki bakmışız. Tamam evet. Abi bir daha oturduğumuzda bu gezegenle işimiz bitiyor ve evet. Çok deneyimliyim. Galaksiye terör saçmak üzere. Neydi adımız bizim? Pal Sokağı Robotları. Aynen. Pal Sokağı Robotları oluyoruz artık. Oyun bu arada orada başlıyor. Hani şu açıdan söylüyorum. Artık pilotların birbirinden farkı olmaya başlıyor. Şu ana kadar oynadığımız oyunlarda hiçbir farkları yoktu aslında yani. Evet biraz yani. 2 to hit, 3 to hit. Şimdi kimin bulwark'ı var, kimin sensör lock'ı var, kim ateş bölebiliyorlar başlayınca daha anlamlı oluyor oyunun.